MHP kurultayının notlarını getirelim ekranlarınıza sevgili seyirciler. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz gerçekleştirildi kurultay. AK Parti geniş bir heyetle katıldı, oradaki çalışmaları öyle izledi. CHP, HDP ve İYİ Parti ise onlara zaten davet gönderilmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurultayın ardından MHP liderini telefonla arayarak tebrik etti. İşte Kanal D ekibinin gün boyu an be an takip ettiği kurultaydan izlenimler. Şahsımı bir kez daha genel başkanlığa layık gördünüz. Tek aday olarak girdiği seçimde delegelerin tamamının oyunu alarak 10. kez genel başkanlık koltuğuna oturdu Devlet Bahçeli. Aziz dava arkadaşlarıma, büyük Türk milletine teşekkür ediyorum. MHP'de kurultay heyecanı vardı bugün. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13. olan kurultayı bugün Ankara'da 1200 delegenin katılımıyla gerçekleşti. Genel başkan salona ilk kez farklı tarzda bir giriş yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli kurultay alanına genel merkez görüntüsünün verildiği bu kapıdan girdi. Pandemi tedbirleri başroldeydi yine. Kurultayımıza katılımı mecburen sınırlı tuttuk. Kurultay alanında Covid-19 tedbirleri de titizlikle uygulandı. Salona seyirci alınmadı. Basın locasında ise gazetecilerin arasına işte bu bölmeler yerleştirildi. MHP liderinin kürsü konuşmasını kurultaya davet edilen siyasiler de dikkatle dinledi. Kurultay alanında gözler misafir locasındaydı. AK Parti geniş bir heyetle katıldı kurultaya. Büyük Birlik Partisi de temsilci gönderdi. Ancak HDP, CHP ve İYİ Parti'ye bu kurultay için davetiye gönderilmedi. Kürsüden indi, salon içindeki partilileri selamladı Bahçeli. MHP lideri Devlet Bahçeli kurultay konuşmasının hemen ardından basın mensuplarını ziyaret etti. Sonra da oylamaya geçildi. Devlet Bahçeli 1277 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildi. Sayın Devlet Bahçeli genel başkan seçilmiştir. Kurultayda MHP'yi 2023 seçimlerine götürecek kadrolar da belli oldu. 36 yeni isimle 75 kişilik A takımını oluşturdu MHP lideri.